Sevgili izleyiciler, sevgili öğrenciler, sevgili öğretmenler, sevgili velilerimiz hoş geldiniz. Avrupa'da K12 eğitimi programının üçüncü bölümünü çekiyoruz. Bu bölümde Yunanistan'dan Doktor İro Kalyaku konuğumuz olacak. Programı üç bölüm halinde yapacağız. Birinci bölümde öğrencilere yönelik sistem uygulamaları nedir veya sistem ortamları nedir, bu konuda İro bizi bilgilendirecek. Diğer bölümlerde ise öğretmenlere ve velilere yönelik Yunanistan'daki eğitim sistemini konuşacağız. Öncelikli olarak İro Kalyaku kimdir? Bu konuda özgeçmişini okumak istiyorum. İro Kalyaku, Yunanistan Selanik Anadolu Koleji'nde sistem öğretmeni, fizik ve biyoloji dersleri veriyor ve okulun sistem etkinliklerinin koordinasyonunu yapıyor. Ayrıca Green Edu, Open Mini gibi sistemle ilgili Erasmus projelerini koordine ediyor. LAPS projesi ve John Hopkins Üniversitesi Yetenekli Gençlik Merkezi'nin öğretim kadrosunda da yer alıyor. Ayrıca İro, Yunanistan'ın Scientix elçisi, Avrupa Uzay Ajansı, CERN, Avrupa Nükleer Laboratuvarı'nda ve Harvard Üniversitesi'nde çeşitli eğitimler de aldı. Eylül 2019'da yenilikçi faaliyetlerinin okul müfredatına nasıl uygulanacağı konusunda eğitim almak üzere Avrupa Okul Ağı Future Learning Classroom'a davet edildi ki ben de kendisiyle orada tanıştım. Ben de Türkiye'yi temsilen oradaydım. Yine 2019'da biyoyakıtları öğrenme senaryosu ve yeni biyoteknoloji teknikleri yarışmasında Avrupa ikincisi oldu. 2020'de Science in School Deutschland ekibinin bir üyesi olarak seçildi. İro, Selanik Aristoteles Üniversitesi fizik lisans eğitimini tamamladı. Londra'da Imperial College'de biyomedikal mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı. Ve yine Selanik Aristotle Üniversitesi'nde biyoloji bölümünde doktorasını tamamladı. İro 2009 yılından itibaren özel biyoteknoloji sektöründe laboratuvar kalite yönetimi ve araştırma ve geliştirme programında çalışıyor. Biyotıp ve eğitim üzerine uluslararası dergilerde 15 bilimsel makalesi yayınlandı ve birçok ulusal ve uluslararası kongreye katıldı. Şu anda bizim için sistem Avrupa'daki, Yunanistan'daki sistem eğitimini, okulundaki sistem eğitimini konuşacağız. Welcome İro. Hello, it's really nice to be here with you. Thank you very much for this invitation. Thank you. Thanks. Bu bölümde yine çift dilli bir program yapacağız. Programda Emine Sayar bize eşlik edecek ve İngilizce bölümünü kendisi sunacak. Öncelikle İro'ya mümkünse okulunuzda kullandığınız sistem uygulama merkezini sunumla anlatabilir misiniz diye soracağım sevgili Emine. Yes, the first request is, you know, how could you please share your slides that you prepared for us about your school and your about STEM work that you do with your students. Welcome again, by the way. Thank you. So my school is based in Thessaloniki, Greece. It is called Anatolia College. It is actually a non-profit institution with a history extending over 125 years. And in our school, we have over 2,200 students. We have students in kindergarten, and we also have a university, ACT, which also offers master programs. So. Yeah, let me translate this part. Kendisi Selanik Anadolu Koleji'nde çalışıyor, STEM uzmanı olarak çalışıyor. Kar amacı gütmeyen bir okulmuş burası. Yani vakıf ya da özel değil anladığımız kadarıyla. Selanik'te bulunuyor. 125 yıllık, yani tarihi bir okul diyebiliriz. 2200 tane öğrencisi var ve anaokulundan master öğrenciliğine kadar var hocam. Yani bayağı kapsamlı bir öğrenci kitlesi var anladığımız kadarıyla. Thank you. Yes, go on.
I don't know why it doesn't. Okay. So, I'm really lucky to be part of this organization, as it is a school that supports teachers and it supports also STEM education. So we have a STEM education office, a STEM center in my school, which is responsible for coordinating all STEM activities of Anatolia College, from clubs, from STEM clubs, STEM contests, trips we do with students, STEM weekend programs, but also connection with universities, STEM educational funded research projects, research and development STEM projects. Can you say çok böyle bir okulda çalıştığım için, çünkü bir STEM bölümü varmış, yani STEM için ayrı bir departmanları var ve bu departman sadece STEM kulüplerini, yarışmalarını, alan gezilerini organize ediyor. Aynı zamanda üniversiteyle bağlantı kuruyormuş ve çeşitli araştırma projeleri yapıyormuş bu kulüpler. Bu okul özellikle STEM eğitimine çok önem verdiği için hafta sonu programı gibi programlar da oluşturmuşlar. Ve bu kulüpler çok aktif çalışıyormuş. So some STEM clubs that we run in our school, for example, we have a biology club, we have an ecology and conservation club, we have science and technology clubs, and we also have clubs that run specific international competitions. And I want to tell you a bit more about these competitions. Kendisi uluslararası yarışmalardan bahsedecek şimdi, o kulüplerin içinde bulunduğu. Burada bazıları isim olarak var ama şimdi onları açacak bizim için hangi yarışmalar olduğunu. So one competition is the Formula One, F1 in schools competition. It is the biggest STEM and Young Entrepreneurship International Contest. It is actually a simulation of Formula One. So schools from all around the world take part in this contest. So this is a model of the car that students make, and this is our team that last year went to the finals and with their team leader Dr. Kalabogis. Formula 1 yarışması şöyle bir yarışmaymış. Uluslararası en büyük girişimcilik, gençlik ve girişimcilik yarışmalarından bir tanesi. Aslında bildiğimiz diyor Formula 1'in bir simülasyonu olarak uygulanan bir yarışma. Yani yarış arabaları tasarımı üzerine gidiyor, mekanik. Ve buradaki fotoğraflarda da kulübü gösteriyor. Yani Formula 1 kulübü varmış STEM kulüplerinin. Çalıştırıcısı da beyefendi resimdekiymiş. So the other contest that our students take part is the CANSAT contest. It is a contest from the European Space Agency, ESA. So in this project, students design a satellite, a miniature satellite. They use Arduino to do that. And then they put their satellite in a rocket, and they have the opportunity to take measurements from a high altitude. So this year we had our team won second place in the Panhellenic contest. Unfortunately, we didn't have the opportunity to fly our missile due to COVID, but it is a really exciting competition where students learn a lot of skills from that. Sure. CANSAT projesi hocam, yarışması Avrupa Uzay Enstitüsü, Avrupa Uzay Ajansı tarafından yürütülen bir yarışma. Bu da onların uzay kulübü diyelim. Kendileri bu proje içinde roket ya da uydu tasarlıyorlarmış. Eduket kullanıyorlar hocam, şey olarak kodlama için anladığım kadarıyla öyle bir şeyden bahsetti. İkincilik almışlar. Ama bu seneki yaptıkları roketlerini havalandırma şansları olmamış. Sanırım bir sonraki sene ya da pandemiyle
alakalı tekrar uğraşıyoruz. Biz de bu tür çalışmalar yapıyoruz ama daha lokal, daha tematik çalışmışlar. Biz de benzer bir yöntem izleyebiliriz aslında. Yani mesela hızlı çizgi izleyen robot yerine işte Formula 1 yarışlarındaki hareket kabiliyetine bunu evirebiliriz. Şey güzel, yani yaptıkları çalışmalar gayet güzel. Dinliyoruz. Yani uluslararası olduğu için aslında katılmamak için de herhangi bir sebep yok. Üzerine evet. Düşünebiliriz. Yani Avrupa Uzay Ajansı'nın yaptığı bir yarışma. Yani çok şey, prestijli yarışmalar zaten. Yes, please. Dear Iroh. Yes. So the third competition that we started last year working on is the International Science and Engineering Fair. It's the most prestigious STEM contest worldwide. Each year it's run in the USA. So in Greece, STEM stars we call the national contest, and the students that win the national contest have the opportunity to go to the United States and present also their project there. It is also a really exciting competition, and it makes students think not only how to do an experiment, but also how this experiment could be useful for their community, for their country, for their home, for the area that they live. Sure. Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı, STEM Stars diye uluslararası bir yarışmanın yani çok en prestijli yarışmalardan biri olduğunu söyledi. Ve kazanan grupların Amerika'daki büyük gruplarla sunum yaptığını da söyledi. Yani oraya davet edilmişler kendileri de. STEM Stars'ın sadece çocuklara bazı becerileri geliştirmenin yanı sıra bunu kendi yerel halkı için nasıl kullanabileceklerini de öğreten, yani problem çözen bir proje yarışması. Aslında çok çok da güzel, çok da prestijli. STEM Stars Greece şu anda Yunanistan'daki en önemli STEM yarışması dedi. Biz de listemize ekledik sevgili Emine. Efendim? Biz de okul olarak listemize ekliyoruz diyorum. Hemen listemize ekliyoruz hocam. Thank you. So the last one that we, since last year, this is the first year that we're working at, in this contest for the school. It's the International Young Naturalist Tournament. This is a tournament that actually started, the first one in 2013 was in Turkey. So it's a really interesting tournament where students have problems that they need to solve, and then they have like a debate, and there are teams that have fights between them, debates on a scientific basis, on the scientific findings of their experiments. You said that it started. Yes, in 2013, the first contest was held in Turkey. I see. Okay. Uluslararası Genç Doğa Bilimcileri Turnuvası hocam. Aslında 2013'te Türkiye'de başlamış ilk defa. Yani ilk yarışmayı Türkiye'de yapmışlar, öyle söyleyeyim. Bu bir bilimsel bir çevre problemini çocuklara verip sonrasında bir münazara şeklinde onları tartıştırıp bu probleme çözüm üretme üzerine giden bir turnuvaymış. Çok yani nasıl diyeyim, brainstorming yapıldığı için, beyin fırtınası tarzı etkinlikler olduğu için ve münazara güzel güzel yani bence. Yine Türkiye'de yani, başlamış olduğunu özellikle söyledim. Sistemin bir nevi şeye ete kemiğe bürünmeden önceki hali, yani teori kısmı bence gayet güzel. Yani çünkü belli problemleri çözebilmek için devletlerin gücünün olması gerekir veya devletlerin harcama gücünün olması gerekir. Dolayısıyla bu aşamada bunun teori olarak tartışılması da değerli. Kesinlikle öyle. So the other thing that we are doing this year, so we have the contest and we tried, even though the pandemic, to try and have students get involved in these contests that most of them have moved online.
And we also organize weekend programs, webinars for them with topics like how to 3D design, 3D design or Arduino or other topics. And this year we do them in collaboration with IEEE and Demokritos University of Thrace, the student branch of IEEE. Mm-hmm. Where is this university in Thessaloniki? It's based in Xanthi. Xanthi. Okay. In Xanthi. Hafta sonu programlarından bahsetti hocam. Pandemiden önce de aktif şekilde yürüttükleri webinar çalışmaları oluyormuş. Şu anda da devam ediyorlarmış. Bu senekini Demokritos Trakya Üniversitesi aslında adı şeyde bulunuyor. İskeçe ilinde bulunuyor. Yunanistan'ın. Onlarla ortaklaşa program yapmaya başlamışlar çocukları için. Bu webinarlarda genellikle mühendislik üzerine yapılan çalışmalar birbirlerine aktarılıyor. Anladığım kadarıyla. Çok güzel. Yani boş durmuyorlar hocam. Hafta sonu uzaktan hala devam ediyorlar. Çalışmalarını birbirleriyle paylaşıyorlar. Çok güzel hocam. So another important thing that students really love is that we try to organize STEM trips where we go to museums, we go in other European countries, but also in the United States. And we go to museums and we go to special organizations that offer STEM programs. And students have a wonderful experience learning in a different environment. For example, learning inside the Natural History Museum of New York. So unfortunately this year we could not have this, but all the other years, Dr. Kalambokis, my colleague, started these trips, and they're trips that they're really important and the students really love them. Hocam yine sistemli alan gezileri yapmaya devam etmişler ama tabii bu sene değil diyor. Bu sene pandemiden yapamamışlar. Hem Yunanistan'ın hem Avrupa'nın hem de Amerika'nın çeşitli yerlerine gitmişler. Bu bağlamda gitmeye de devam edecekler anladığım kadarıyla. Burada bazı şehir isimlerini görüyoruz sunumunda zaten. Evet. Bunun kesinlikle farklı ortamlardaki sistem çalışmalarını görmek üzere çocukların üzerine çok büyük etkisi olduğunu söylüyor. Özellikle doğal tarih müzeleri, özellikle New York'takini örnek verdi. Oldukça etkili olduğunu, çocukların görmesini gerektiğini söyledi. Dinliyoruz sevgili Roy'u. Yes. So these are the things that we do for students. But as I said in the beginning, I'm really lucky to work in this school because they promote STEM learning. And for this reason, in our school, we have a lot of new buildings and a lot of new labs that support students' learning. So in 2006, we made the Anatolia College Innovation Lab, where I'm sitting right now. So I'm sitting in our school's fab lab, a fabrication lab, where we have 3D printers and CNC cutters and all material that students need in order to make a construction. Very good. Şu anda kendisi okulların STEM için oluşturduğu laboratuvardaymış hocam. Yani innovation, yenilik laboratuvarı demişler adına. Aslında her türlü fabrikasyon için kullanıyorlar. Yani her türlü üretim yapabilecekleri, işte 3D yazıcıların olduğu, çocukların birebir de istediklerini inşa edebilecekleri bir ortam yaratılmış. Ve robotik alanında da tabii ki devam ediyorlar. En büyük şansım diyor, bu okulda çalışmak çok büyük şans olarak görüyor. Bu diyor destekleniyor. Yani hem maddi hem manevi çok büyük destek alıyoruz okuldan bu konuda diyor. Yani belki burada şunu sorabiliriz sevgili Emine. Bunların hepsi ekip işi. Yani ekipten kastım şu. Üç boyutlu yazıcıyı kullanmak için bu alanda kendini yetiştirmiş bir öğretmen olması gerekir. Yine robotik alanında kendini yetiştirmiş öğretmen olması gerekir. Bir o kaç kişiyle birlikte çalışıyor? Yani bu alanda ekibi kaç kişi? All right, the question is, okay, you have the, you know, facility center, like STEM center, and but it needs a team to make it work together, right? How many people are there in your team? Or do you have a team like that of yes. teachers or educators or experts? Yes, so in the main STEM office,
It's me, Dr. Kalambokis, and Miss Virginia Arvaniti. And we three are the ones that actually coordinate STEM activities. And then we have also teachers from elementary school and teachers from high school that support this. So from high school, we have a chemistry teacher, Ms. Kalkani. We have Mr. Zoglu, an informatics teacher, and Mr. Apostolos Michaloudis, who is a physics teachers that are responsible for completing the team in our high school. And then we have other teachers also in elementary school that support this all this activities. Okay. Hocam üç kişi sadece STEM merkezini yöneten üç kişi saydı. Tam isimlerini şu an hatırlayamıyorum. Ama ilkokuldan, ortaokuldan, liseden farklı fen ve matematik öğretmenlerin isimlerini saydı gene. Özellikle kimya, biyoloji, matematik dediğini duydum. Yani yaklaşık 10-12 arası öğretmen bu işe gönül vermiş durumda ama yönetici olarak yani oradaki koordinasyonu sağlayan üç kişi anladığım kadarıyla. Şimdi o üç kişinin isterseniz ne alanda uzman olduğunu sorabiliriz. Evet olabilir. Yani çünkü bunlar modelleme alınıp kullanılabilecek olan şeyler. Öğrenebiliriz. Yeah, I you know that the three people that you coordinate the STEM center together. What are your professions? We know yours actually from your resume, but we are really wondering how your colleagues also enrich themselves in this area, or are they robotics experts, or are they chemistry experts? What are they? So yes, Dr. Kalambokis is a chemistry. He's a chemist, and he's actually the one that started STEM in Anatolia College. He has a really long experience in this field. And then we have Ms. Arvaniti. She's a physicist, and she has a master's in MBA, an MBA, a master's that has to do with environmental physics and renewable energy sources. And she is also trained in robotics and. The chemist's name again, Kala. He's Dr. Kalambokis. Kalambokis. Okay. Thank you. Hocam kendi zaten biyoloji olduğunu az çok biliyoruz. Mr. Kalambeki var, bir de Kalambeki var. O da kimya uzmanı. Aynı zamanda sistem merkezini de o kurmuş, yani kurucusu oymuş. Onun fikriymiş. Mr. Vanity var, yani o da fizik uzmanı ve robotik uzmanı. Yani aslında fen bilimlerinin üç alanı beraber harika işler çıkarıyorlar diyebiliriz. Hocam niye matematikçileri yok? Why don't you have a mathematician in the key team? So yes, so the point is that we try to collaborate and we try to embed STEM in our everyday classes. So our goal is to bring the STEM concept in everyday classes, so in every class, in math and in science and in technology class. So we collaborate with the head of the mathematics department. So we have departments, and we three collaborate with the heads of the department, and then we try to make and develop activities, STEM activities that could go into the classroom. But as I would like to say, physics, the half of physics is mathematics. So I also love mathematics, and I also love working on that. He's because he's mathematics. That's why he's asking that. Hocam sorunuzu şöyle dedim. Kendisi de matematikçi olduğu için Bekir hocam ondan merak etti dedim. O yüzden sordu dedim. Kendisi matematik alanıyla da, yani matematik departmanıyla da çok zaten içli dışlı çalışıyoruz dedi ve her sınıfa bunu uygulamayı amaçlıyoruz diyor. Sistemi her alanda zaten sınıfa uygulamak için öğretmenlerle ortak çalışmalarımız oluyor dedi. Matematik ayrıca dedi, fiziğin yarısı matematiktir dedi hocam. Bilmiyorum, evet, ben anlamadım. O kısım doğru tabii ki. Yani fizikçiler iyi bir matematikçidir aynı zamanda. Evet, ben de böylece öğrenmiş oldum. Okay, you can go on, Ayra.
Okay. So, apart from the Fab Lab, we also have, it's right behind me, the Anatolia College Green Education Center. It is a lab, a chemistry lab that is dedicated to green education, to green chemistry. And it's the first center in a high school. And students attend special programs on green chemistry and participate in hands-on activities. And in combination with this center, we have this the Green EDU Erasmus project. We call it Green Education for a Sustainable Future. We have partners from Poland, from Turkey, from Italy, and we collaborate with a university here in Greece. And it is a really nice project that promotes green education and the green concept in combination with STEM. So this is the webpage, and we are trying to develop and upload here a lot of activities that will be implemented in a lot of schools around Europe. Hope so. It looks great. Hocam, green Hocam education. Ben en başta şeyi sorayım. Türk partneri kimmiş? Where is your Turkish partner from? Which city? It's called Ahiler School. Ahiler. A-H-I-E-R. Do you know which city? Do you know the name of the city? No? No, I think I'm... I missed that. We were going to visit them, but it was cancelled. I see. Okay. Hope it's near here so we can see you. Hocam inşallah buralarda bir yerdedir dedim. Seni görebiliriz dedim. Nerede olduğunu bilmiyor. Ahiler diye bir okulmuş. O kadar ama şehri bilemedi. Hocam green education yani yeşil eğitim. Hı-hı. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir yaşam hedeflerinden bir tanesi de bu. Kimya laboratuvarı var. Kimya laboratuvarlarında yeşil kimya yapmaya çalışıyorlar. Yani adından da anlaşılacağı gibi çevreye zarar vermeyen durumlar oluşturmaya çalışıyorlar. Bu konuda projeler üretiyorlar. Bu da bunun bir aslında hem sebebi hem sonuçlarından bir tanesi bir Erasmus projesi. Farklı ortaklarla çalıştıkları. Çok güzel. Şurada da sitesinin kodu var. Oradan da takip edebiliriz. So our newest entry, we have the Ana Papagiorgiou STEM Center. It's a new building, a new STEM center in our campus. We're really grateful for this. It is a center that has a physics lab, a chemistry lab, and a biology lab. And also in this building, we have a Formula One room where we will do the testing, the test for Formula One cars. And also in this building, we will build a mini open lab, a STEM lab that will be dedicated for elementary school students, but it will also help us test educational scenarios before we implement them in the actual classroom. Hocam, STEM merkezleri resmini görüyoruz. İsmi de orada yazıyor. Çok gene müteşekkir olduğunu söyledi burası için. Çünkü çok önemli bir merkez olduğunu düşünüyor. Yani için ben de spor salonu gibi değil mi Emine Hocam? Yani böyle bir yatırımı yapmak eğitim açısından harikulade bir durum. Evet ama içinde neler var ondan da bahsedeyim. Biyoloji, kimya ve fizik laboratuvarları var ayrı ayrı. Aynı zamanda o Formula 1 yarışması vardı hatırlıyor musunuz hocam? Evet. Onunla ilgili deneme alanları var. Aynı zamanda mini open labs, küçüklere yönelik yani daha ilkokul, ortaokul çocuklarına yönelik uygulamaları test edebilecekleri gene alanlar var. Bu diyor ki sınıfa taşımadan önce burada onları test etme imkanımız oluyor diyor. Evet. Gerçekten de çok güzel görünüyor. Evet. Yes, it looks great. So yes, so this is so we have a new Erasmus project for that. We call it mini open labs. So this is the room we are planning to transform it
in a room like a future learning lab in Brussels, where we will have a lot of tools, novel educational tools like robots and VR and 3D printers and other educational materials in order to test them before we implement them in the actual classroom. Very good. Mini Open Labs hocam gene bir Erasmus projesiyle desteklenen bir proje. Bu da oluşturmaya çalıştıkları laboratuvar diyeyim. İçinde neler var? 3D yazıcılar, yine robotik alanında kullanabilecekleri aksesuarlar ve diğer malzemeler. Gene sınıfta uygulamadan önce burada rahatlıkla yapmak istediklerini, işe yarayıp yaramadığını bakmak için oluşturdukları bir ortam olduğunu söylüyor. Genelde yine küçük öğrencileri için. Ha, bu arada şeyde Brüksel'deki Future Learning Labs'e benzetiyoruz dedi. Siz de galiba orada tanışmıştınız değil mi? Evet, evet. Yani evet, benziyor. İyi kopya çekmişler. Sizin çalıştığınız ortamlarda sanırım böyleydi gittiğinizde. Evet, ona bir benzer evet. Bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hibelerini de buna harcıyorlar. Güzel. Very good. We really like it. Thank you. Thank you. So that's it. It's from me. What we are doing in our school. Our goal is to implement STEM into everyday classes. So that's why we do training of teachers, of elementary teachers, and training of high school teachers in order to bring STEM in our everyday practices. Uyguladığımız hocam sistem çalışmalarını her gün yani normal sınıflara uygulanabilir hale getirmek için eğitimlerimize devam ediyor diyor. Öğretmen eğitimleri yapıyorlarmış hocam bu konularda. Yani sınıflara taşınması için günlük artık o sınıf ortamında da bunların yapılabilmesi için bu tür eğitimler yaptıklarını söylediler. Çok güzel. Çok güzel. Sınavım burada bitti. İsterseniz eğitim sistemiyle alakalı sorulara geçebiliriz. Tabii ki. Sevgili izleyiciler, programlarımız biliyorum biraz uzun sürüyor. Bu birinci bölümü özellikle öğrencilerimize yönelik yapmak istedik. Bundan sonraki bölümde yine Yunanistan eğitim sistemiyle ilgili sorularımız olacak. Fakat şurada anlayışınızı rica ediyorum. Seçtiğimiz konuklar nokta atışı konuklar. Yani her ülkede İşini en güzel yapan öğretmenleri bulup en güzel sistemleri sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Süremiz konusunda sonuna kadar izlerseniz bizler memnun oluruz. Bizlere bu alanda destek olursanız müteşekkir oluruz. Şimdi ikinci bölümdeki soruların hepsini aynı anda soracağım. Yine süreyi kısaltmak açısından. İRO'dan bütün soruları aynı anda cevaplamasını isteyeceğim. İkinci olarak Yunan eğitim sisteminde üniversite öncesi aşamaları soracağız. Burada kademeler arası geçiş sistemi nedir? Mesela ortaokuldan liseye geçiş sistemi nedir? İkinci olarak öğrencilerin üniversiteye yerleştirilmelerine nasıl bir uygulamaları var? Üçüncü olarak sınıflarda ölçme değerlendirme kriterleri nelerdir? Sınıf geçme sistemleri nelerdir? Ve son sorum... ortalama Yunanistan'da öğretmen maaşının yıllık toplamının kişi başı milli gelire oranı nedir diyeceğim ve İRO'ya sözü bırakacağım. Buyurun Emine Hocam. Tamamdır hocam. Next questions are about, you know, Greek education system. The questions include how do you do with the pandemic? How is it going? We know that you're on lockdown now, but before that, how did you do the distance learning thing? And second question, could you please mention about the steps before you get to a university in Greece? How do you evaluate your students? How are the assessment systems? And how about a university placement system? How are the students chosen to go into university? And the last question is about the salaries. How are the salaries in your system on the teachers' salaries? Are they satisfactory or are there any improvements considered
four questions in a row. Okay. So the first one, how do we cope with the pandemic? So we transitioned to online courses. So now that we are in lockdown, we do like eight hours a day. We follow the regular program that students had in school. So we do fully online lessons. We use Google Meet, and we use a lot of other tools that help us communicate with our students. So we have a Moodle platform where we put also all materials of the course. And so the basic key here is that we have collaboration. So we collaborate daily, hourly with our colleagues in order to try to do the best in this situation. And we have the experience from April, from the previous lockdown. So now we have gotten training. So we spent our whole summer doing training. We did a Harvard online course that has to do with online, how to teach online, which was very helpful. And the basic key is that we stick together, although we are far apart, both with our colleagues and our students. We try to have a daily contact with them. So from the STEM point of view, we make connections from the labs. So we have cameras, and we do experiments where we do them live in the lab. We are in the lab and the students are at their home. We also make a lot of videos with the labs in order to try and give also this opportunity to students to have a lab work even from home. Birinci soruyla ilgili çok söyledi. O yüzden çevireyim bence unutmadan. Şimdi 7-8 saate kadar ders yapıyorlar günde. Google Meet ve Moodle platformlarını kullanıyorlar. Yani sanal sınıf ortamları olarak. Bu konuda da Harvard Üniversitesi'nin bir eğitimine katılmışlar yaz boyunca. Uzaktan eğitim nasıl yapılır diye. Onun da oldukça faydası olmuş. Ayrıca Nisan'da da benzer duruma düştüğümüz için birazcık bu konuda artık deneyim sahibi olduklarını söylediler. Gene de laboratuvarlarını kullanarak yapmaları gereken deneyleri çocuklara canlı olarak yapıp göstermeye devam ediyorlar. Aynı zamanda pek çok da video çekip çocuklarla paylaşıyorlarmış. Yani uzaktan eğitimi olması gerektiği gibi uygulamaya çalışıyorlar. Yes, please. So about the university, so how do schools our placement system works is that we have in the final year of high school, so we have 3 years of middle school. In each year we have exams, so at the end of each school year students give exams in order to be promoted to the next year. We have also these exams at the end of each year, but in the third grade of high school, we have Panhellenic exams. So these are exams that are, these are our placement exams. And the students at the final year of high school, they have to select which one field, one of four scientific fields. And each field has, I think, five courses that the students should give Panhellenic exams for them. So our system is constantly changing, and we need to adjust each year. For example, this year, from the first year of high school, we have a question bank. So final exams questions are not given by the teachers of each school, but they come out of this question bank, which is the same for all students all around Greece. I see. Hocam, 3 ortaokul zamanları var, 3 sene. 3 senede lise
sürüyor. Her senenin sonunda bizimki gibi değerlendirme testleri yapılıyor. Yani sınavları yapılıyor. Ama üniversiteye geçişte mutlaka bir bölüm seçmeleri gerekiyor çocukların. Hangi alanda uzmanlaşmak istedikleriyle alakalı. Buna göre değişiyormuş sınavları. Pantelenik sınavı diye bir şey söyledi. Sanırım bizim bu üniversite giriş sınavının ÖSYM sınavı gibi galiba. Evet, aynen. Değerlendirme sınavları da öyle diyor, standart bir durumumuz yok. Bazen yazılı, bazen farklı soru bankaları. Mesela bu sene diyor soru bankası sistemi uygulandı Yunanistan'da diyor. Yani bir konuda mesela fizik konusunda, matematik konusunda soru bankası oluşturuluyor ve her öğrenciye, Yunanistan'daki her öğrenciye aynı soru soruluyor. Bu şekilde bir değerlendirme sistemi uygulamışlar. Standartizasyonu sağlamak adına. Thank you. And I think the last one of this was about the salary. So it's the same, I think, as worldwide. Teachers are underpaid also in Greece. So an average teacher earns about 20,000 euro per year. So if GDP, I think, is about 25,000, it's under the countries. It's about 0.8, the number that comes out. So. So, teacher salaries depend on if the teacher has a master degree or a PhD, so it's higher. It depends on the years a teacher teaches. So as years pass, the salary increases, but it's not more like the highest could be like 1,800 euro and the lowest being 800 euro. I see. Okay. Hocam olması gerektiği değil diyor. Yani tüm Avrupa'da aslında böyle bir durum var diyor. Olması gerektiği gibi olmadığını söyledi. Yıllık 20 bin ile 25 bin arası değişen bir sistemleri var. Yani toplam maaşları. Buradan 0.8 oranında bir milli gelire denk geliyormuş. İyileştirmelerle alakalı bir şey söylemedi. Sanırım yok. Ama bu tamamen öğretmenin kaç yıl çalıştığına, master derecesi olup olmamasına, doktora derecesi olup olmamasına göre de değişen durumlarmış. Yani bizim hesaplamalarımıza göre Türkiye'de 1.04'tü. Yunanistan'a göre daha iyi bir maaş alıyoruz. Daha mı iyi oluyor? Evet, daha iyi bir maaş alıyoruz. Evet hocam, bütün sorularımızı cevapladı. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Ben sevgili İro'ya teşekkür ediyorum konuğumuz olduğu için. Umarım hem bize hem izleyicilerimize ışık olur. Çalışmaları ilham verici, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Yes, Becky teacher says your work is inspiring and we will, you know, we are a bit jealous actually of your facility or your center. I hope we can have the same in here. We hope so. He wants to thank you and I want to thank you. We really appreciate that you are here and we feel very lucky that you are here because we learned a lot from you. Thank you so much. Thank you very much for the invitation. So I would like to say that Anatolia College is an open school. So we want our center, our STEM center, to be open for all the educational community. So when we are rid of this coronavirus, you are very welcome to come with your students and visit us and also do with us in our STEM center activities. We will be very happy. And that's why we're doing all this, not only for our students, but for the whole Greek and the whole European community. Thank you so much for your time. Hocam kendisine teşekkür ediyor ve bizi davet etti. Bizim merkezimiz herkese açık. Şu pandemi durumu geçtiği zaman bekleriz. Buyurun öğrencilerinizi ziyarete gelin dedi. Aynı zamanda ortak çalışma yapmayı da çok isteriz diyor. Biz de kendisine karşı ve kurumuna karşı aynı hisleri besliyoruz. Biz de yine Türkiye'ye belki Erasmus kapsamında gelirse muhakkak Muğla'da ağırlamak istiyoruz. Sevgili İro'yu öğrencilerimizle tanıştırmak veya ne bileyim deneyimlerinden faydalanmak bizim için onurdur. He says that it will be an honor
to welcome her here and also her students if she likes to. For example, if you come here by an Erasmus project, just drop by. We will be very happy to meet with you in person. And he wants to thank again. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Thank you very much for this experience.